Hocam duyuru çıktı nöropolitik seminerleri hakkında doğal olarak bize de şöyle birkaç soru geldi nöropolitik nedir neden bahsedeceksiniz evet. webinar yapıyorsunuz hani içerik nedir gibi sorular geldi hocam bir güzel nöropolitik kavramını bize bir açıklar mısınız evet. ne anlatacaksınız orada bu niçin bizim için bu kadar önemli bir kavram aslında Güzeldir de söyledin, evet. nöropolitik seminerleri aslında planladığımız bir seri olması bunun. Çarşamba günü saat 20'de girizgahını yapacağım. Bir temelde nöropolitik nedir, neler yapıyor, bize ne anlatıyor, ne buluyor bu alan biraz ondan bahsetmeye çalışacağım. Genel olarak başına nöro getirilen bütün alanlarda olduğu gibi politika ve siyasetin de sinir bilimsel bilgilerle açıklanmasına ve daha önce bu alanlarda çözülememiş sorunlara yeni bakış açıları getirilebilmesi imkan tanıyan bir bilimsel araştırma alanı. Aslında nöropolitik. Yani nasıl ki nöro pazarlama işte karar verirken, satın alırken insanlar aslında beyinlerinde hangi devreleri kullanıyorlar? Neden mesela akıl yerine daha çok duygusal kararlar veriyorlar? Biz bunları nasıl anlıyoruz? Tarzı yöntemleri topladığında buna biz nöropazarlama diyorsak, yani pazarlamanın nörobilimsel temellerini açıklamaya çalışıyorsa, politik davranışlarımızın nörobilimsel temelleri de bize aslında nöropolitik diye bir alan veriyor. Nöropolitik ...böyle baktığında teknik olarak bana da o tepki biraz geldi. Sanki böyle çok teknik bir üniversite dersinin adıymış gibi gözüküyor. Halbuki nöropolitik ya da politik psikoloji de diyebiliriz buna bir taraftan. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde hani hemen söyleyince anlayacaksınız... ...böyle hayatımızın cılk gibi siyasetin içine battığı bir ortamda... ...aslında hayatımızın temelini oluşturan sorunlardan bir tanesi. Mesela biz neden, yani bu ülkede mesela bir şeyleri yapabilen ya da yapamayan insanların büyük bir çoğunluğuna özellikle yapamayanlara mesela mikrofon uzatsan niye yapmıyorsun niye coşmuyorsun niye potansiyelini gerçekleştirmiyorsun diye yani kabaca yarısı muhtemelen hemen ya hükümetten şikayet edecek ya işte ülkenin politik siyasi dünya arenasındaki duruşundan bahsedecek. Yani kendisiyle doğrudan ilgili olmamasına rağmen bu politik siyasi arenanın durumunun bizi çok fazla ilgilendirdiğinden dem vuracak birçok insan. Hayatının tamamen onun tarafından şekillendirildiğini vehmeden çok sayıda insanla birlikte yaşıyoruz. Biz siyasi ve toplu davranışlar açısından yönlendirilen bir canlıyız aslında. Çok ileri düzey e, sosyal bir canlı olduğumuz için. Bizi birbirimize bağlayan toplumsal kurallar, icat ettiğimiz efendim kurallar, kanunlar, kaideler, yaşam biçimi kalıpları bunlar bizim yaşamımızı çok derinden belirliyor. Ve biz bunları genellikle içine doğduğumuz için herkes de aynıymış yani evrenselmiş hatta verili bir hakikatmiş falan gibi akılama eğilimimiz var. Halbuki mesela nöropolitik yahut politik psikolojik açıdan baktığımız zaman bir insanın günlük hayatındaki en sıradan davranışlarından en komplike siyasi felsefi düşüncelerine kadar her şeyin insana insan yapan temel sosyal ihtiyaçların üzerine örülmüş kültürel kalıplardan ibaret olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz ve nöropolitik gibi bir alan ilk başta size insan beyninin sosyal işleyişinin bazı temel kodlarını veriyor. Bunu yaparken de tabii ki başta şempanzeler, kurtlar, arılar falan gibi sosyal canlılar olmak üzere insanın bu sosyal canlılarla paylaştığı ortak örüntüleri anlamaya davet ediyor bizi. Bir bakıyoruz yani bizim o çok insanca falan gördüğümüz günlük yaşamımızın ne alakası var diğer sosyal canlılarla diye. Bir kere bunu fark ettiğinizde çarpıcı bir şey görüyorsunuz. %90 küsür sosyal davranışlarımız şempanzelerden farksız aslında. Onların davranış kalıplarını birebir biz biraz daha havalı ve giyinik olarak sergiliyoruz aslında. Yaptığımız şey bu. 1980'lerden beri mesela bahsedeceğim nöropolitikte. Frans Deval'ın bu şempanze siyaseti isimli kitabı. Amerikan sanatosunda en çok elden ele gezen kitaplardan biri. Siyasetçiler bu kitaba bayılıyorlar. Çünkü şempanzelerin politik davranışları, güç ve iktidar davranışları, insan topluluklarının ve bu toplulukların birbirleri arasındaki mücadelelerin nedenlerini anlamakta bize çok yardımcı oluyor. Nöropolitik özetle insanın siyasi, politik davranışlarının sinirsel ve davranışsal kökenlerini araştırdığımız ve onu anlamaya çalıştığımız bir alan. E peki biz siyaset bilimci değiliz. Biz nörobilimci değiliz. Nöropolitik bizim ne işimize yarar? Yani yıllardır artık böyle dilimde tüy bitti derler ya anlatmaya çalıştığım konu şu nöro ile ilgili olan ve nöronun dokunduğu yani sinir biliminin dokunduğu her alan eski halinden bambaşka bir hale dönüşüyor ve insana o alanda daha önce düşünülmemiş şeyleri düşünmesine daha önce sorulmamış soruları sormasına vesile oluyor bir şekilde. Politikada da yani kötülemeyeyim çok ama diye hepiniz biliyorsunuz işte herhangi bir akşam, yılın herhangi bir akşamı, herhangi bir televizyon kanalını açınca %80-90 oranında rastlama ihtimalinin çok yüksek olduğu bir siyasi tartışma programını izleyin. Ya bu insanlar senelerdir hep nasıl aynı şeyleri konuşuyorlar diye böyle sizin de karnınız ağrıyorsa işte nöropolitik size bu konuda bir nefeslenme sağlıyor. Diyor ki ya burada konuşulan değil. Bu işin kalıbının içinde dönen o merdane gibi ifadeler, merdane gibi mevzular. Yani sorun zannettiğimiz sorunlar. Esas sorun arkada daha derin bir yerde yatıyor. İşte nöropolitik gibi, nöropazarlama gibi, nöro hukuk, nöro mimari, nöro estetik, Aklınıza gelen bütün nörodisiplinler bize o alanların sorunlarına ve yollarına başka bir açıdan bakabilme şansı veriyor. Müzik nöropolitik hele de Türkiye Cumhuriyeti'nde doğup büyümüşseniz sizin için daha da fazla bir şekilde hayatın sırrını gösterme potansiyeli taşıyan bir alan. Ben yıllar yıllar evvel bu Amerika'daki cumhuriyetçiler demokratlar üzerine yapılan işte beyin tarama bilmem ne çalışmalarını ilk okuduğumda ya öyle bir çarpılmıştım ki yani her ilk okuyan gibi benim de tek salak lan bu Amerikalılar falan demek olmuştu. Sonra baktım hani aynısı bin kat fazla ama biz farkında olmadığımız için çaktırmadan bizde de çalışıyormuş ve yavaş yavaş insanın bu davranışlarını Anladığınızda üzerinize sinmiş o yapıştırılmış deli gömleğini yavaş yavaş bir çıkarıyorsunuz. Ondan sonra gelen hafifliği tarif edemem. Benim nöro ile ilgili anlatmaya çalıştığım her şeyin amacı bu. Biraz bilginin bizi birey olarak özgürleştirmesi ve bu alanlar gerçekten bu işi çok güzel yapıyor. Nöropolitik bir de ben dediğim gibi çerçeveyi çizeceğim. İki de inşallah tam söz vermeyeyim ama kendisinde vakti çok yoğun. Bu işin Türkiye'deki duayenlerinden ve üniversitedeki ilk bölümü kurma çalışmalarının sonuna gelmiş olan sevgili dekanım Deniz Ülke Arıboğan hocayla sosyal uluslararası ilişkiler bağlamında bu işin geldiği noktayı ve kullanım alanlarını tartışıyor olacağız. Daha real, daha nesnel, güncel sorunlarda. Ve bir sonraki aşamasında da yine diğer uzmanları seçtiğimiz bazı böyle gözümüzü diktiğimiz uzmanlar var. Onlarla yakın gelecekte nöropolitiğin bize neler söylediği yani insan ne yapacak bu Covid sonrası bilmem ne olacak onlarla ilgili aslında çok isabetli öngörüler sağlıyor bize. Bu öngörüler inşallah daha sonra kogneler, çalıştaylar falan gibi etkinliklerle de zenginleştireceğimiz bir seriye dönüştürmek ve inşallah şu belirsizlik ortamında da her birimize ister profesyonel olarak siyasetle uğraşalım ister uğraşmayalım bir perspektif yaratmaya çalışacağız. O yüzden hepiniz arkadaşlar bu konuyla ilgilenmeye davet ediyorum. Yani popüler okuma düzeyinde de olsun muhakkak ilgilenin. Çok hoş sonuçları var. İnşallah bunları da çarşamba günü bir kısmını giriş düzeyinde paylaşmaya gayret edeceğim. Hocam anlaşılması gereken şey nöropolitik dendiğinde bunun sadece bir politik bir damar olmadığını, birçok şeyi anlamaya yardımcı olacağını belirtmemiz gerekti. Diğer bir yandan da bu bir politik olsa bile aslında hepimiz bir şekilde bu politikaya dahiliz. Dahil olmamızın sebebi de biz oy veriyoruz. Biz vatandaşlık görevi olarak oy veriyoruz ve başımıza gelecekleri seçiyoruz. Hani bu durumda biz hepimiz aslında bu işin içindeyiz. Yani her seviyeden her kişinin aslında bazı bilgileri alması gerekiyor. Belki bunun için çok verimli bir adım olacak buna giriş. Politik sözcüğü zaten Türkiye'deki, Türkçedeki siyaset. Mesela siyaset biliyorsun kahyalık yani at gütme anlamına gelen bir terim. Politikte tavır tutum demek. Yani hayata karşı nasıl bir tavır tutum sergiliyoruz? Niye böyle yapıyoruz? Öyle olunca niye böyle davranıyoruz da bu olmadı mı niye şu olmuyor falan filan. Bunu anlamamızı sağlayan bir sistem. E bunun içinde hep diyoruz ya bilgeliğin temeli neydi? Sevgi neydi? Sevgi emekti. İnsanın kendisini bilmesiydi efendim. İnsan kendisini bildikçe bilgelik basamaklarını hızlı hızlı uçar başarı atlıyordu. Bugünün nörolu tüm alanları da bana sorarsanız insanın kendini bilmesi için çok çok önemli giriş kapıları. Bizim insanın fabrika ayarları da zaten bu giriş kapılarından bir tanesinin sonuna kadar zorlanmasıyla oluşmuş ve nöroevrimsel açıklamalarla insanın portresini yeniden çizmeye çalışan bir teoriydi hatırlayacaksınız. Elimizden geldiğince bu bakış açısını zorlayıp yeni yeni perspektifler üretmeye gayret edeceğiz. Devam.